Selamlar herkese. Yine Kadınlar Ne İster programında sizlerle beraberiz. Geçen haftalarda telefonları incelemiştik. Daha sonrasında kadınlar bir akıllı saatten neler bekler onları konuşmuştuk. Bu seferki bölümümüzde ise tabletlerdeyiz. Bu zamana kadar birden fazla tablet kullandım ve aslında bu video birazcık daha benim bu zamana kadar deneyimlediğim tabletlerin üzerine gerçekleşecek bir konuşma. Bir kadın olarak da benim gözlemlerim ve bir kadın bir tablette neler gözlemler onları paylaşmış olacağım. Yani aslında daha çok da benim düşüncelerim, benim fikirlerim bu videoda yer alacak. İlk konumuz taşınabilirlik. Biz kadınlar olarak yanımızda çok fazla eşya taşıyoruz ve bu eşyaların yanına bir de tablet sığdırmak bizim için birazcık zor olabilir. Benim kullandığım tablet aslında birazcık daha büyük ama siz dilerseniz ki ben çok fazla eşya taşıyorum. Birazcık daha küçük inç tabletler kullanabilirsiniz. Aynı zamanda benim kendime aldığım böyle bir tablet kılıfım var. Belki düşünürseniz içi de çok kullanışlı. Bunun gibi tablet kılıfları alıp içini farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Bu yüzden tablet alırken ilk kriterimizin bence taşınabilirlik, aynı zamanda hafif olması oldukça önemli. İkinci değinmemiz gereken nokta bence kamera. Çünkü kamera bizim vazgeçilmezimiz diye düşünüyorum. Tabletlerde ön kamera, arka kamera olanları tercih etmeniz de daha iyi olabilir. Artık nerede kullanacağınız size kalmış ama günümüz online döneminde zoomlardan çıkmıyoruz. Tabii artık bu zoomun kadını erkeği yok. Hepimiz zoomlardan çıkmıyoruz. Ama bizim için daha kullanışlı, daha farklı alanlarda kullanabileceğimiz kamera özelliklerinin, megapikselinin daha güzel olması bizim açımızdan çok iyi olacak. Aynı zamanda belki bunun notlarını kullanan, çünkü tabletlerin içerisinde çok fazla özellik var. Fotoğrafların üzerinde editleme yapmak isteyebilirsiniz. O fotoğrafları veya videoları farklı yerlerde kullanmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden telefondan burayı aktarmayı denemek yerine direkt buranın kamerasının güzel olması bizim için çok çok daha iyi olacaktır. Şimdiki konumuzsa tabletlerin tasarımları aslında. Bu cihazları yanımızda çok fazla taşıdığımız için, her yere götürdüğümüz için tasarımı oldukça önemli. Bu nedenle bir tablet alırken dış görünüşüne ya da onun için kullanabileceğimiz aksesuarlara bakmak da oldukça önemli. Eğer bunun için çok fazla bir aksesuar yoksa, belki çıkartma kullananlarımız da vardır aramızda ama eğer yoksa dış görünüşünün daha güzel olması bizim açımızdan daha iyi olacaktır. Aynı zamanda kalın olmamalı bence tabletler. Yani hafif bir şekilde olsa taşınabilirliği bizim için çok daha iyi olacak. Çünkü çok fazla yer geziyoruz, çok fazla yanımızda taşımamız gerekiyor. Ekstradan bir ağırlık hepimize zor olacaktır. Aynı zamanda bu götürdüğümüz yerlerde de o tableti masaya koyduğumuzda ya da herhangi bir yere koyduğumuzda içimiz böyle, hani bir ego vardır ya, belki de ego olabilir ya da bilmiyorum. O masaya koyduğumuzda kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Bu yüzden tasarım bence bir tablette önem verilmesi gereken şeylerden biri. Hani şöyle olsa nasıl olur bilmiyorum ama bunu böyle dümdüz yapıyorlar ya. Şekilli şüküllü yapsalar arkaya bence çok daha güzel olabilir dümdüz olması yerine. Ama tabii ki çıkartmalarla biz de renklendirebiliriz. O da ayrı bir mevzu. Bir başka konuysa, tabii bunun yine kadını erkeği yok ama dikkat edilmesi gereken konu bence kalemleri. Çünkü ince ayrıntılı bir işiniz varsa, eğer bu tabletlerden tasarım yapacaksınız, grafik tasarımla uğraşıyorsanız mutlaka bir tabletin kaleminin olması bence en önemli özelliklerinden biri. İşinizi daha kolaylaştırıyor bir kere. Yani nereye girecekseniz böyle kalem edasıyla yazmak güzel oluyor. Aynı zamanda notları tarafında da tek tek böyle yazmaktansa kalemi kullanmak çok çok basit oluyor. O yüzden bir tablet alırken kadınların ya da erkeklerin yine fark etmez. Ama bence kadınlar çizimlerle daha fazla uğraştığını düşündüğüm için kalemine mutlaka dikkat etsinler. Geldik bir başka konumuza. Bu konumuzda pil ömrü. Artık pilin, tableti, telefonu, akıllı saati yok ama bir tablette de alacağımıza dikkat etmemiz gereken özellik kesinlikle pil ömrü. Bu illa bir oyun olmak zorunda değil. Farklı kullandığımız birçok uygulama var. Belki bir şablon tasarlama uygulaması, belki sizin işinizin olduğu farklı bir konular, Word programları olsun. O yüzden bir tableti alacağımıza dikkat etmemiz gereken özelliklerden biri kesinlikle ve kesinlikle pil ömrü. Hemen kendi küçücük bir deneyimimi de aktaracak olursam, tabletlerde boş vaktiniz varken ya da bir metroya bindiğinizde artık internet çekmediği için böyle boyama uygulamalarının olması aslında oldukça güzel oluyor. Belki bunu sonra kendiniz
uygulamayı indirebilirsiniz farklı bir yer varsa. Ya da tabletinizde böyle bir uygulama varsa kullanmanız sizin için güzel olur. Vaktinizi de böyle eğlenceli geçirebilirsiniz. Başta da söylediğim gibi birden fazla tablet kullandım ve bu tabletlerin arasında seçerken nelere dikkat ettiğimden biraz bahsetmiş oldum. Siz de bir tablette nelere dikkat ediyorsunuz ya da bunlar dikkat edilmesi gereken özellikler mi? Yorumlarda mutlaka tartışalım, buluşalım. O zaman görüşürüz.